İbrahim Kahveci Karar EYT çöküşü Yeniden ama bıkmadan usanmadan yeniden yazacağım. Ülkemizin sosyal güvenlik sistemi çökmüş durumda. Yıllarca ekranlarda ve meydanlarda Kılıçdaroğlu SSK hikayesi anlatanlar bugün SGK'yı ve sosyal güvenlik sistemimizi batırmış durumdalar. Battık. Evet resmen ilan etmedik ama battık. Gençlerin geleceğini 3-5 hazine garantili müteahhide sattık ve şimdi o gençlerin sosyal güvenliğini de batırdık. Kendimizden geçtik ama o gençlerden ne istiyoruz? Hiç mi gelecek nesiller düşünülmez? Hiç mi TC devletinin devamı düşünülmez? Tekrar ilan edeyim. Ben de bir EYT'liyim. Hatta basın yıpranma payı işleseydi şu anda bir yıldır emekli olmuştum. Tekrar edeyim. Geçen yıl emekli olsaydım alacağım emekli ücretine bu yıl başında ve yıl ortasında toplam %85 enflasyon zammı yapılacaktı. Ve bu zamlarla 14.250 lira emekli ücretim olacaktı. Sadece ve sadece bir yıl EYT yüzünden bekledim ve emekli olamadım. Ne kaybettiğimi söyleyeyim. Şu anda emekli olsam 9.700 lira maaş alabiliyorum. Bir yıllık EYT yüzünden emekli maaşım reel olarak %47 düştü bu konu bir yıl vesaire değil. Bir yıllık EYT yüzünden ömür boyu emekli maaşımı %47 eksik alacağım. Bu sistemi kuranları, bu sistemi yürütenleri ve bu sistemi savunanlara ben ne diyeyim şimdi? Hani çalıştıkça emekli maaşı artacaktı? Hani çalışan kazanacaktı? Resmen kandırıldık. Bunu herkes biliyor ama yeniden ilan edeyim. Benim gibi milyonlarca insan var veya ben de o milyonlarca insandan biriyim. Sorun nasıl çözülür diye yeniden belirtmek istediğim için kendi durumumu da ekledim. Sorun çok ama çok basit aslında. 2008'den dik reformu bir kere rafa kaldıracağız. Maaş bağlama oranı vesaire olmaz. Ne kadar prim ödediysen emekli olarak alacağın maaş zamanı bağlı olarak verilir. Ortalama ömür belli. İstersen 20 yaşında işe başla ve 30 yaşında emekli ol. Hiç mesele değil. Asgari emekli maaşı diye bir şey olmaz. Ne kadar prim, o kadar maaş. Bunu ben demiyorum aslında. İyi Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdale bizzat defalarca dile getirdi. 50 yaşında emekli olup sürünecek maaş alacağına, 60 hatta 65 yaşında emekli olunca çalıştığı ücretin bile üzerinde emekli maaşı alınabilir. Şimdi EYT çıkacak ve herkes EYT'ye koşacak. Milleti buna mecbur ettiler. Ama kimsenin aklına yahu biz çalışmayı teşvik edici, kalıcı bir iyileştirme yapalım demek gelmiyor. Bu ülke çok mu kazanıyor da 50-55 yaşına emekli olunacak? Kimse kimseyi kandırmasın. Emekli maaşıyla herkes ömür boyu sürünmek zorunda kalacak. Haksız, adaletsiz ve ülkenin aleyhine bir çözüm üzerinde herkes mutabık kalmış gibi. Ama birileri bunu söylemek zorunda. Bir EYT'li olarak söylüyorum. Hatta bir yıllık EYT mağduriyeti yüzünden ömür boyu emekli maaşının yüzde 47'sini kaybeden biri olarak söylüyorum. Çözüm bu değil. Ülkemizi ve de özellikle gençlerimizin geleceğini düşünerek yönetmek gerekiyor. Durum gerçekten çok vahim. Umarım seçimlere heba ettiğimiz şeyin ne olduğunu biliyoruz. İbrahim Kahveci Karar